Hepiniz hoş geldiniz. Bir insan eğer hakiki manada arif olduysa, diyor Muhyiddin Arabi, artık o herhangi bir itikat ile kayıtlanamaz. Gerçekten de ehli irfan her birimizi tüm o ideolojiler, ırklar, mezhepler, tüm o kutsanmış yüce devlet ideallerinin ötesinde çok özel bir alana davet ediyor. Hepimiz kendi istidadımızca bu davete bir yanıt veriyoruz. Bu bağlamda Allah hepimizin idrakini bereketlendirsin. Çünkü Hazreti Pir'in ifadesiyle bir bardağı okyanusu dahi boşaltsanız neticesinde kendi haddince alacaktır. Hat ustasının üç ayrı yazısı olur, üç farklı yazısı olur derler. Bir yazdığını hem kendi okur hem herkes okur. Diğerini yalnızca kendisi okur, başka hiç kimse okuyamaz. Ve hat ustasının son bir yazısı daha olur ki onu ne kendi okur ne de bir başkası. Ben ehli hikmetin temas ettiği, diyalog kurduğu alanlarda hep bu üç farklı müşahedenin gidip geldiğini, seyir ettiğini hissetmişimdir. Bu akşam burada dinleme şansına sahip olacağımız isim de gerçekten çağımızın yetiştirdiği müstesna mütefekkirlerden bir tanesi. Ben kendilerini gerek zahir, gerekse batın ilimlere olan vukufiyeti kadar muhalif kimliğiyle de anımsıyorum. Statikoya bir yerlerden bir kelam edilmesi gerekiyorsa o cihetten bir ses geldiğini hep anımsamışımdır, görmüşümdür. Muhalif olmak birçokları için yalnızca bir siyasi refleks iken kimler için bu bir edeptir. Bu bağlamda bir ehli dilden zatın diyaloğu öncesinde sözü çokça uzatmak aslında risk almaktır. Ben sözü kendilerine bırakmak istiyorum. Üstad Dücane Cündoğlu aramızdalar, alkışlarınızla hoş geldiniz. Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Ankara Palas konuşmalarının konuğu olmayı kabul edişimin, buraya heyecanla gelişimin çok özel bir nedeni var. Tabii Ankara gençliğimden beri hep geldiğim, konuştuğum, İstanbulluların çok heyecanla koşa koşa geldiği şehirlerden değil ama benim uzun yıllardır tıpkı Bursa gibi sıklıkla geldiğim ama yaş ilerledikçe mesafenin açıldığı şehirlerden biri. Başlık belki ilginizi çekebilir. Toz, toprak ve devlet. Sanıyorum sevgili Okan'la konuştuğumuzda hemen başlık aklıma, yani teklifi aldığımda kabul ettim ve hemen aklıma gelen başlığı söyledim. Niye toz, niye toprak? Ve niçin devlet? Aslında bütün Cumhuriyet tarihi için kullanılabilecek bir başlık bu. Fakat son 15-20 yılı karakterize eden ve hakkını vererek, bir türlü hakkını vererek konuşamadığımız konulardan
Geçenlerde biri bir vinyet attı. Bir deniz anası fotoğrafı. Deniz anası hiçbir zihinsel faaliyete ihtiyaç duymaksızın 650 bin yıldır yaşamda kalmayı başarmış bir canlı. O yüzden Türkiye için de umudu kesmemeliyiz türünden bir latife yapmışlar. Bir arkadaş bana sordu, dedi ki yani 650 bin yıl. Dedim ki ben uzun ömürlü bir aptal olmaktansa kısa ömürlü bir akıllı olmayı tercih ederim. O yüzden kısa ama iyi yaşamak isterim. İyi yaşamanın, yaşamayı mümkün kılan da sadece ve sadece ustur, akıldır. Muhayyile, ingelem sadece yaşamda kalmamızı sağlar. İmgelem olmasaydı, muhayyile olmasaydı insanoğlu hayatta kalmayı beceremezdi. Aklın hayatta kalmak için hiçbir yardımını alamayız. O yüzden barbar uluslar, gelişmemiş halklar, İlkel kabileler hayatta kalmak için akıldan yardım almıyorlar. Hakikaten de gerek yok. Yani hayatta kalmayı belki aşka benzetebiliriz. Aşık olmak için akıl olmaması tercih edilir. Yani Mecnun kelimesi de biraz böyledir. Yani Mecnun aşıkların piri olarak pek akıllı bir adam değildir. Ama evlenmek için, evlilik ussal bir kurumdur. Akıl olmadan evlilik olmaz. Aşkla evlilik arasında ne fark var derseniz, aşkta süreklilik beklenmez. Ama evliliğin amacı iki kişinin, tabii ki çocuklarıyla, büyükleriyle, akrabalarıyla birlikte yaşamlarının sürekliliğini sağlamak. Bir yastıkta kocamak. Aşkla bir yastıkta kocanmaz. Bir yastıkta kocamış aşıklar olmaz. Neye ihtiyaç var? Akla ihtiyaç var. Yani yaşamak için muhayyileye, iyi yaşamak için akla ihtiyacımız var. Toz, toprak ve devletle bunun ne alakası var derseniz, toz kelimesini tozlanmaktan hareketle kullanıyorum. Tozlanmak esas itibariyle bir şeyin eskimesi, yıllanması anlamına gelir. Toprak malum, toprak mekanı sembolize eder. Toz ise zamanı. O yüzden toprak coğrafyayı, toz tarihi sembolize eder. O yüzden o coğrafya yurdu, vatanı sembolize eder. Dolayısıyla beraberliği, yan yana olmayı temsil eder. Tarih beraberliği değil, yan yana olmayı değil, art arda olmayı, peşi sıra olmayı, yani derinliği temsil eder. Eğer illa sembolü genişletmek istersem, beraberlikte, toprakta, yurtta, mekanda, o yan yana dalıkta, en ve boy varsa, satıh varsa, düzlem varsa, dolayısıyla sathi olan varsa, yüzeysel olan varsa, ancak buna toz bulanırsa, toz eklemlenirse üçüncü boyut yani derinlik ortaya çıkar. O yüzden o toza ruh diyebiliriz.
toprağa beden diyebiliriz. Devlet o ruhla bedenin kıvamından, birleşmesinden meydana gelir. Dolayısıyla ne kadar toz varsa o kadar derinlik vardır. O kadar birlik vardır. Geçmiş olduğu için bir o kadar gelecek vardır. Türkiye'de devlet toprağını muhafaza ediyor ama tarihini muhafaza etmeyi bilmiyor. Toprağı kas gücüyle koruyabilirsiniz. Ama tarih bedeni değil ruhu temsil ediyor. Tabii bu simge aynı zamanda belleği, hafızayı simgeler. Tarih, derinlik aynı zamanda bellektir. Yani bazı şeylerin bu ülkede tozlanmasına izin verilmedi. Bu ülkenin toprağı bir türlü yurda dönüşmüyor. Yurt dediğiniz sınır, siyasi sınırlardan mütevellit yerlere denmez. Öyle dense 100 yıl evvelki yurdumuzun veya 150 yılın evvelki yurdumuzun onda birini herhalde birinde şu anda ikamet ediyoruz. Ne oluyor? Gayet güzel gidiyor. Dolayısıyla siyasi sınırlar bir yurdu yurt yapmaz. Onlar değişir. Daralır, genişler filan. Siyasi sınırlar, ki eskiden siyasi sınırlar coğrafi sınırlardı. Nedir o sınırlar? Dağlardı mesela. Pireneleri, Alpleri, Torosları, Zargos dağlarını. Dağlara bir bakın, bütün devletlerin sınırları doğal sınırlardı. Denizler birleştirir, dağlar ayırır derler. O yüzden doğal sınırlar artık modern dünyada işe yaramıyor. Bunun yerine Afrika'ya bakınız, Orta Doğu'ya bakınız. Oradaki sınırların kahir eksiyeti doğal değildir. Nedir? Yapaydır. Yani insan aklı, yani galiplerin aklı, yani yönetenlerin aklı onu cetvelle o sınırları koyar. Ve siz de orayı vatan olarak kabul eder, yaşarsınız. O bakımdan toprak kısmı ayrıca mülahaza edilmeli. Ama toz kısmı önemli. Toprağı yurt haline getiren o toz kısmıdır. Tabii gençlere hitap etseydim, İşte döktüğümüz kan filan falan demek isterdim. Ama hiçbir toprak parçası kanla yurt haline gelmez. Niye kan dökelim ki? Toz yoksa kan işe yaramaz. Yani hiçbir yerde, siz zannediyor musunuz Çanakkale'de, ki ben dedem Çanakkale şehididir, dedem İbrahim. Çanakkale'de biz kanla düşmanı durdurduk, vatanı kanla elde tuttuk. Yok, biz Medine'de de kan döktük, Mısır'da da döktük, Sarıkamış'ta da döktük. Sarıkamış'ta değil mi 90 bin yiğit orada can verdi soğuktan. Yani kan dökmekle olmuyor. Neye gerek var? Toza ihtiyaç var arkadaşlar. Bu akşamın akılda kalması gereken kısmı tozdur. Çünkü toprağa yurt yapan, o yurdun üstünde bir devleti mümkün kılan şey tozdur. Toz demek bellek, hafıza demektir. Toz demek bilinç demektir. Toz demek bir arada yaşama iradesi demektir. Politik iradedir. Ve Türkiye
kendi tozlarını silkeleyen bir ülke haline geldi. Uzun yıllardır böyle. Cumhuriyetin en büyük problemi budur. Yani herkes Menderes dönemini anlatır, işte politik olarak Demokrat Parti filan. Siz Menderes dönemini bir de İstanbul ulemasına sorun. Asfalta gitmek tabirinin ne anlama geldiğini bir öğrenin. Asfalta gitmek eskiden İstanbul'un türbelerinin, tekkelerinin yıkılıp yerine asfalt yollar, otomobiller için yollar yapılmasını sembolize ederdi. Şimdi kalmadı. Yani İstanbul'dan çok örnek verebilirim. Ankara'ya el attı demesinler benim için. Ama elimizdeki mirası, tarihi mirası sahiplenmek, korumak, tozlanmasına izin vermek konusunda milletçe kusurlu olduğumuz kesin. Ben biraz bu akşam niçin böyle olduğuna dair biraz temellendirme yapmak istiyorum. Sebebi hem millet olarak hem devlet olarak inanç ve iman meselesini ortaokul, lise çağı çocuklarının dilinden yetişkinlerin diline taşımak gibi tarihsel bir hata yaptığımızı düşünüyorum. Hep söylerim, burada da tekrarlamakta bir beis görmüyorum. Bir devletin imanı arttıkça aklı azalır demiştim. Bunu laf olsun, böyle kafiyeli bir söz söylemek için sarf etmemiştim. Niye böyledir? Çünkü hiçbir devlet tıpkı evlilikler gibi imanla ayakta durmaz. Aşkla ayakta durmaz. Aşkla ayakta duran devlet olmaz. Devlet ussal bir yapıdır. İnsan bilincinin, insan belleğinin ürünüdür. Ortak iradenin bir arada yaşama ısrarıdır. Ortak irade de insanların keyfi iradeleri, keyfi seçimleri değildir. Onların bir arada hareket etmeye, bir arada kalmaya zorlayan ortak nedenler vardır. Ve bu nedenler ussaldır, aklidir, duygusal değildir. O yüzden dış politikada nasıl duygusallık olmazsa, esas itibariyle devlet yönetme sanatında da duygusallık olmaz. Duygusallık eğer geleneksel doğa kavrayışına göre söyleyecek olursak neler vardır? Madenler var, bitkiler var, hayvanlar var ve insan var. Madenlerden bitkileri ayırt eden özellik, üç özellik sayılırdı. Arapçasını söylemeyeyim ama ya da söyleyeyim. Namiye, gadiye, müvellide denilen üç yetiydi. Neydi bunlar? Üreme, beslenme ve büyüme. Yani bitki dendiğinde bitkinin ruhu üç özellikten oluşurdu. Beslenme, büyüme ve üreme. Hayvanlık aşaması iki özelliğin buna eklenmesiyle mümkün olurdu. Yani beslenme, büyüme ve üreme yetilerine eğer duyular eklenirse ve bir de iradi hareket eklenirse hayvanlık mertebesine ulaşılırdı. Yani hayvanlığın esası duyulara sahip olmak ve hareket edebilme yeteneğidir. Çünkü bitkiler kendi istekleriyle yer değiştiremezler. Yukarıya doğru büyürler. İnsanın hayvandan ayrılan özelliğini hepiniz biliyorsunuz. İster konuşma diyelim, ister akıl diyelim. İsterse bunu genişletebiliriz. Yani zoon, logikon, hayvanı natık, konuşan, düşünen canlı yerine
zoon politikonda diyebiliriz. Yani bizimkilerin tabiriyle medeniyun bir tab, insan özü gereği, doğası gereği medenidir, uygardır. Yani bir arada yaşama yeteneği vardır ve bir devlet çatısı altında yaşama yeteneği vardır. Orada medeni olmak, çünkü barbarlar, vahşiler devlet kuramazlar idi. Hala antropolojide bunları doğrular. Devletsiz toplumlardı. Uygarlık devletle birlikte başlamıştır. Devlet kurma yeteneğiyle. Devlet nerede kurulur? Dağda kurulur mu? Dağlı devlet olur mu? Dağlı uluslar var. Mesela Balkanlarda Arnavutlar dağlı bir ulustur. Bizde Gürcüler, Ermeniler, Kürtler, bunlar dağlı uluslardır. Dağlılığı karakterize eden şey nedir? Dağlılık neyle karakterize olur? Bağımsızlıkla. Dağlılık esas itibariyle prangaya vurulma yeteneği olmayan, dolayısıyla silahı belinde dolaşan adamların dahil olduğu, mensup olduğu topluluklardır. O yüzden saf, temiz, dağ havasının verdiği bütün kasları güçlü, savaşçı, bağımsız karakterdirler. Ama en büyük özelliklerinden biri yönetme ve yönetilme yeterliliği konusunda sıkıntıları vardır. Ataerkildir. Bir reis vardır başlarında, bir baba. Ama devlet olabilmesi için dağ olmaz. Dağdan peygamber bile çıkmaz. Bırakın şey peygamberi, veli bile çıkmaz. Veliler şehirden dağlara kaçarlar. O yüzden dağlar özgürlüğün yurtlarıdır. Bütün uyumsuzlar, tutunamayanlar dağlara kaçarlar. Ferman padişahınsa dağlar bizimdir. Ne demek? Dağda yasa işlemez. Yani devlet olmaz. Yasanın olması demek, yöneten yönetebilir ve yönetebilir nitelikte olmak demektir. Dağlardan sonra ne gelir? İnsanlar yamaçlara, yani ormanlara doğru inerler. Hadi diyelim ki yaylalara. Dağlarda genelde çobanlık, hayvancılık hakimdir. Hatırlıyor musunuz? Kabil mi, Habil mi çobandı? Hangisinin kurbanı kabul edildi? Habil'in mi, Kabil'in mi? Biri hayvan kurban etti. Diğeri bitki. Siz bunu düşünün. Ormanlarda biraz demirin filan bulunmasıyla ovalara inilir. İşte ovaya indiğinizde devlet ortaya çıkar. Ovaya indiğinizde uygarlık ortaya çıkar. Bir arada yaşama dediğiniz, aile dediğiniz, bugün uygarlığın temel karakteristiklerinin tamamı esas itibariyle ovada ortaya çıkar. Ama ovada zulüm ortaya çıkar. Ovada esaret, kölelik ortaya çıkar. Ovalarda işlenecek toprak, doldurulacak bataklık, kurutulacak bataklık miktarı çok olduğu için emeğe, ucuz emeğe, bedava emeğe ihtiyaç vardır ve o yüzden köleye ihtiyaç vardır. O yüzden köleci toplum ovalarda ortaya çıkmıştır. Tarım da ovalarda ortaya çıkmıştır. Ahırlar ve ağıllar da. O yüzden sürekli işte hepiniz sürüsünüz, sürünüzün çobanısınız filan, bu minvalde batıda da, batı uygarlığı tarihinde de çok
rivayet vardır Platon'dan beri. Bizim geleneğimizde de hadis-i şerifler filan nakledilir. Çobanlar aşağı, çobanlar yukarı. Ama modern topluluklar sürü değildir. Sürü olmadığı için çobanlık örneği uygun da değildir. Peki no bitti mi? Oysa bizim tarihimiz açısından bitti. Biz en fazla bozkırların, çöllerin çocuğu olarak, Araplar çöllerin çocukları, Türkler bozkırların çocukları desek göçebeler, ama onların hiçbiri ova değil, ova halkı değil. Ama devlet kurmak için çiftçi olmaya gerek yok. Devlet kurmak için çiftçileri yönetme yeteneğinin gelişmesi lazım. O yüzden çoban olanlar genelde çiftçi olanları yönetir. Çünkü çiftçileri korurlar. Bu koruma karşılığında da bir ücret alırlar. Bizim öykümüz bitti ama insanlık tarihi bitmedi. Niye? Sahiller var, deniz var. Bizde olmayan şey. Ruslar bilmez mesela. Almanlar bilmez. Ne Selçuklu bilir, ne Osmanlı bilir. Deniz uygarlıkları, ki Hegel buna işaret eder, sizin gibi olmayanlarla temas etme yeteneğinizin ortaya çıktığı zeminlerdir. Deniz için cesaret ister. Kara toplumları, kara uygarlıklarıyla deniz uygarlıkları birbirinden farklıdır. Denizde başka bir şey daha ortaya çıkar. Korsanlık çıkar. Doğru. Takas, değiş tokuş, alış veriş, yani ticaret ortaya çıkar. O yüzden bugün içinde bulunduğumuz 21. yüzyılda uygarlıklar deniz uygarlıkları tarafından belirleniyor. Küçücük Portekiz. Çin'de sömürgesi var. Sömürgesinin yerini bizim çocuklarımız haritada gösteremez. Hollanda, İspanya, İngiltere. Çok ilginç. Mesela kara ülkeleri sahillerini denize doğru iter. İki tane örnek. Almanya Hollanda'yı denize itmiştir ve Hollanda sömürgeleri olan bir devlet olarak çok erken tarihte modernleşen devletlerden biridir. Hollanda deniz üzerinden hakimiyet kazanmıştır. İkincisi İspanya Portekiz'i denize itmiştir. Bizim uygarlık tarihimizde Selçuklu, Osmanlı, Emevi, Abbasi, okyanus yok. O yüzden bizim uygarlık kavrayışımız, yani toz, bizim toz bellek biçimimiz denizli uluslardan farklı olacaktır. Reflekslerimiz de farklı olacaktır, kusurlarımız da. O yüzden mesela yurttaşlık bilinci daha çok denizle birlikte ortaya çıkmıştır. Çünkü deniz daha eşitlikçi ilişkiler ortaya çıkarmıştır. Şimdi bizim uygarlığımızın dayandığı Osmanlı ve Selçuklu'da kesinlikle bütün siyasetnamelerden hareketle ezbere bildiğimiz, ben çok yazdığım için internetten adalet filan diye bassanı Dücane Cündoğlu filan diye onlarca makalem çıkar. Abbasiler döneminde de, Emevileri saymıyorum, Abbasiler döneminde de aynı kavram, adalet dairesi kavramı Mezopotamya'daki devlet felsefesini, siyaset felsefesini, hatta uygarlık tipini açıklamak bakımından da dikkate alınabilir. İzninizle bu 8 satırlık
Adalet Dairesi'ni okumak istiyorum. Bir tek dikkatinizi vermenizi istediğim, her okuduğum mısranın son kelimesi bir sonraki mısranın ilk kelimesi olduğuna ya da satırın ilk kelimesi olduğuna ve bunun müteselsil, lineer, doğrusal değil, dairesel olduğuna dikkat etmeniz icap eder. Yani bu adı üstünde Adalet Dairesi'dir. Kaynaklarımızda genelde Aristoteles'e atfedilir. Fakat doğru değildir. Tam aksine Adalet Dairesi, Abbasi, Selçuklu ve Osmanlı yönetim biçimleri felsefesi olarak bir İran, Pers devlet felsefesinin İslamlaşmış biçimidir. Buradan hareketle tozun, toprağın ve devletin nasıl bir birlik teşkil ettiğini tartışmaya çalışacağım. Adildir mucibi salahı cihan. Cihanın, dünyanın salahı, yani şöyle çevirebilirim biraz serbest bir çeviriyle, dünya barışının temeli adalettir. Adildir mucibi salahı cihan. Cihan bir bağdır, divarı devlet. Nedir bu cihan derseniz ikinci satır açıklıyor. Cihan bir bağdır. Bakın bağsa toprak vardır. Bağ, bahçe ki bağçe kelimesi bağdan gelir. Bağ deyince aklınıza ne gelir? Bakarsan bağ, bakmazsan dağ. Dağla bağ, dağdan gelen bağdakini kovar. Genelde böyle olur. Dağla bağ arasında bir problem vardır ama bağı karakterize eden şey nedir? Yani bağ dendiğinde aklımıza ne gelmeli? Ne, üzüm mü? Üzüm, şarap filan. Efendim? Aslında bağ dediğimizde bağı ayıran şeylerden biri dağ değil. Orada kafiye tutuyor ama aslı orman, vahşi orman. Bağ da olmasını istediklerimiz olur, olmasını istemediklerimiz olmaz. Mesela ayrık otlar. Bağ tıpkı Fransız bahçe sistemi gibidir. Fransız bahçesini bilirsiniz. Ağaçları küre yaparlar, küp yaparlar, dikdörtgen keserler filan. Oysa doğal olarak ağaç nasıl büyür? Güneşe göre büyür. Dolayısıyla ağacın doğal büyümesi ışık tarafından biçimlendirilir. Bir küreye dönüşür ağaç. Üstleri yukarı doğru gider, yanlar küçülür. Gözünüzün önüne büyükçe bir ağaç getirin. Ağaca o biçimi veren güneştir, rüzgardır, ışıktır. Ama Fransız bahçıvan aldı mı eline makası, o ağacı istediği gibi biçim verir. İşte o zaman orası bağ olur. Bağ insan yapımıdır. Doğal değildir. Yapaydır. Devlet de öyledir. Devlet de doğal değildir. Para doğal olabilir mi? Olmaz. Doğanın karşıtı nedir? Kültürdür. Kültür kelimesinin, Ziya Gökalp ne demişti? Hars. Biz ne diyoruz? Ekin. Ziraat. Yani kültür doğanın karşıtıdır ve kültür bir anlamda bağı sembolize eder. Şimdi diyor ki cihan bir bağdır. Adalet neydi? Cihan barışının temeliydi. İyi de cihan ne kardeşim diye sorarsanız,
Cihan bir bağdır, divarı devlet. Yani burada bağı vatan, yurt sözcükleriyle tanımlayabilirsiniz. Ancak bu nasıl bir bağdır ki sınırı olmaya? Olur mu? Olmaz. O halde bağın özelliği yaylanın sınırı olur mu? Ormanın sınırı olur mu? Dağın sınırı olur mu? Olmaz. Ama bağın sınırı olur. Çünkü yapaydır. Nedir bu sınıra? Ne ad verilir denirse devlet denir diyor. Yani cihan denilen bağın divarı dediği duvarları na devlet denir. İyi de bu duvar neden yapılma olabilir ki sizce? Yani duvar deyince taştan olabilir değil mi? Yığma taş, tuğla olabilir. Ağaçtan bile olabilir. Cihan bir bağdır, divarı devlet. Devletin nazımı şeriattır. Burada şeriatı hiç tereddüt etmeyiniz lütfen. İtimat ediniz bendenize. Hukuk demektir. Yani bu devlet denilen duvarı, vatanı anlamlı kılan o sınırların, sınır taşlarını düzenleyen ilke hukuktur. Hukuk olmazsa devlet olmaz. Kullandığı tabir çok önemli. Devletin nazımı, düzenleyicisi, nizam vericisi şeriattır, hukuktur, yasadır. Şeriata olamaz haris illa mülk. İyi de bu hukuk nasıl ayakta duracak? Hukuku ayakta tutan nedir? Hukuk, emir olmadan hukuk olmaz. Hukukun temeli buyruktur. Benim öyle bir dersim var, önce buyruk vardı diye. Devletten söz ediyorsak buyruk olacak. Buyruk olmazsa olmaz. Buyruk olmazsa hukuk olmaz. Ancak buyruk, mesela ben desem ki size, ayağa kalkın. Bir kısmınız kalkar, bir kısmınız kalkar. Kalkın diyorum size. Hadi birkaç kişiyi daha korkuttum, utandırdım. Yine kalkarsınız. Ama muhtemelen çoğunuz, niye kalkalım arkadaş, oraya bir konuşmacı gelmiş. Ayağa kalkın diyor. Oturun kalkın, oturun kalkın desem, benim buyruklarıma itaat etme nizi sağlayan bir şey olması lazım. O halde siz ayağa kalkmazsanız benim buradaki seslenişim buyruk olarak adlandırılamaz. Klasik usulü fıkıhta emr talebi fiildir. Yukarıdan aşağıya verilir. Her zaman memur aşağıda. İlaç saatim, kusura bakmayın. Amir yukarıdadır, doğası gereği. Emrin, yani size ayağa kalkın talebimi buyruk kılacak olan şey, sizi ayağa kalkmak zorunda bırakabilecek bir otoritemin olmasıdır. Konuşuyorsunuz ya, konuşuyoruz diye de kimseye ayağa kaldıramayız ki. Hani birkaç genç hocaya ayıp olmasın diye belki kalkar ama. Bir de üstelik Ankara'dayız, İstanbul'da olsa Ankara'da herkes amir maşallah. Amirler yurdu Ankara. İlginç değil mi? Emrin cebri olması lazım. Cebir olmadan emir olmaz. O yüzden sizi zorlayabilecek gücüm olsa, elimde bir kaleşnikov olsa, kalkın bakayım desem, isterseniz kalkmayın, bir tırt, bir daha dans bile ettiririm. Neyle?
cebirle. O yüzden şeriata olamaz haris illa mülk. Mülk kelimesi melik olarak da okunabilir. Ben yine müsaade ederseniz izninizle serbest bir çeviri yapayım. Şeriata olamaz haris illa mülk, hukuku ayakta tutan şey siyasi iradedir demektir. Politik irade olmadan hukuk olmaz. Yani zannedildiği gibi siyaseti hukuk ayakta tutmaz. Hukuk devleti ayakta tutar. Hukuku ayakta tutacak olan şey mülktür. Tabii mülk nedir? Adalet mülkün temelidir. Dinu devlet, mülkü millet, tevaman yani birdir, kardeştir. Ne demek? Onlara vaktimiz olursa değiniriz. Ama cihan denen bağın sınırları devlet, devletin düzenleyicisi şeriat, hukuk, hukuka hakim olacak, hukuku ayakta tutacak ilke siyasal irade. Peki siyasal iradeyi kim ciddiye alır? Demin bir örnek verdim. Sizi nasıl ayağa kaldırdım? Kaleşnikov'la. Şeriata olamaz haris illa mülk, mülkü zapt eyleyemez illa leşker. Siyasal iradenin sonuç alabilmesi için ordunun arkasında olması lazım. Silahlı bir gücün. Silahlı güç olmazsa siyasi irade olmaz, siyasi irade olmazsa hukuk olmaz, hukuk olmazsa devlet, devlet olmazsa vatan. Peki leşker? Leşkeri cem edemez illa mal. Buradaki argodaki mal değil tabii, mallar manasında. Leşkeri cem edemez illa mal, yani ekonomi olmazsa ordu da olmaz. Aç ordu olmaz. Parasını, maaşlarını ödemeyin, bakın ordu filan kalmaz. Tayınını vermeyin, yemeğini vermeyin. O silahlarını almanız için de atına ot vermeniz lazım. Onun için de mal olması lazım. Hadi biraz kaba bir tabir kullanalım. Saman diyelim. Çünkü çok birkaç bin yıllık bir metindir bu. Pek üzerine fazla düşünülmemiştir ama çok eski bir Mezopotamya siyaset felsefesi metninden hareket ediyoruz ve İslamlaşmış olarak biz bunu hiç tereddütsüz Abbasi, Selçuklu ve Osmanlı siyaset felsefelerinin ya da devletlerinin tamamının metafizik, politik, ideolojik arka planı olarak bu metinden, bu metne istinad edebiliriz. Peki mal, mal nereden gelecek? Malı cem eyleyen raiyettir, reaya. Reaya halktır demiyor. Reaya sürü demek. Yani halk olmasa mal olmaz, mal olmazsa ordu olmaz, ordu olmazsa siyasi irade olmaz, siyasi irade olmazsa hukuk olmaz, hukuk olmazsa devlet, devlet olmazsa yurt olmaz. Raiyeti kul eder padişahı aleme adl. Bu halkı, isterseniz bu sürüyü, çünkü sürü kelimesini aşağılamak için kullandığımı düşünmeyin. Sürü sürtünmekten gelir ve koyun gibi halkın birbirine sürtünmesi bir zamanlar milli birlik ve beraberlik denen şeyi sembolize ederdi. Çünkü çobanların imgelemi
muhayyilesi ideal toplum olarak koyunu, keçiyi, mala, camışı filan düşünüyor. Neden? Çünkü denizi düşünemez. Kaptan, gemi mesela, değil mi? Biz bir gemi halkı gibiyiz. Herkes kaptana uymalıdır. Yani Türkler böyle bir atasözü filan söyleyemezler. Almanlar da söyleyemez. Ruslar da söyleyemez. Araplar da söyleyemez. Diyeceksiniz ki Kur'an-ı Kerim'de var ama gemi memi var. Ama dikkat edin, Kur'an-ı Kerim'deki gemi atıflarının tamamı yolcular açısından tasvir edilmiştir. Kaptanı ve tayfaların açısından değil. Çünkü o dönemde Araplar gemiler için ancak bir yolcu olarak gemiyle irtibat kurabiliyorlardı. Yani Mezopotamya'da iki tane ilginç şey vardır. Güzellik denildiğinde akla kadın gelmez, erkek gelir. Ve güzel deyince Yusuf'un güzelliğinden söz edilir. İlginç bir farklılıktır Batı uygarlığı için. İkincisi, gemi dendiğinde akla deniz değil tufan gelir. Ancak sel baskınında Nuh bir gemi yapmıştır ve o gemiyle insanlık kurtulmuştur. Orada da gemi dendiğinde denizden çok bir sellerin oluşturduğu bir tufan tasavvuru söz konusudur. O yüzden raiyet, sürü kelimesi bozkır halklarının toplum tasavvurunu ele veriyor. Dolayısıyla devlet de ancak göçebelerin, hareketli toplumların, çoban toplumların, avcı toplumların, yani ata iyi binen, deveye iyi binen, ok, yay, mızrak iyi kullanan ama asla bina yapmayan, genelde binaları yıkan bir toplum biçiminin ürettiği, yurt dediği zaman, bağ dediği zaman, mesela ova tarımını düşünmek ayrıdır. Pirinç tarlaları mesela Çinliler söz konusu olduğunda sulu tarım akla gelir, değil mi? Ama Cermenlerin ülkesi söz konusu olsa orman tarımı akla gelir. Ormanları keserler çünkü Nadas'a bırakmaları lazım. Almanlar, Cermenler onlarla uğraşmazlardı. Ne yaparlardı? Bir dahaki yıl başka bir yeri keserler, orayı ekerlerdi. Dolayısıyla Nadas ihtiyacı olmazdı. Orman boldu. Sonra bataklık olunca sorun ortaya çıktı. Şimdi diyor ki, raiyeti kul eder padişahı aleme adil. Burada bitmiyor, tekrar en başa dönüyor. Yani alemin padişahına itaat etmesini sağlayan halkın yöneticiye ve yöneticilere itaat etmesini sağlayan adalettir diyor. Dolayısıyla cihan denen bağın temeli adalettir. Adalet denen bağın duvarı devlet, nazımı bu duvarın şeriat, hukuk, şeriatın ilkesi mülk, siyasi irade, siyasi iradenin arkasında askeri güç, askeri gücün arkasında ekonomik güç, ekonomik gücün arkasında halk. İyi de halk genelde olumsuz bir tabirdir. Yöneticiler için her zaman problemlidir. Ben yönetici olsaydım halkı düşman gibi algılardım. Niye? Onları yönetebilmek birlik içinde tutmaktır. Oysa halk niye bir araya gelsin? Halkın çıkarları birbiriyle çatışırsa bir araya gelmez ki. O yüzden yönetici yönetmek istediği kitleyi bir arada tutma ihtiyacı duyar. Fakat diyelim ki elimize kılıcı aldık. Şimdi hiç kimse yerinden kıpırdamasın arkadaş desem, korkudan varsayalım ki kıpırdamıyorsunuz. İyi ama bir süre sonra yorulacağım ben. Gözler kapanmaya başlayacak. Elimden düşerse hepiniz ayaklanırsınız ve ben yani bir kılıçla ya da bir tabancayla sizi yönetemem.
Ben uyurken sizi bir arada tutacak bir yardımcıya ihtiyacım var. En iyisi büyücülerdir. Yani din adamları. Dolayısıyla din adamları kralın kılıcı işe yapmadığında hadi bir namaz kılalım arkadaşlar. Bir tekbir dedim mi sizi meşgul eder. Ben de yönetici olarak uyurum. Zaten sabah yine kılıçla kalkarım. O yüzden şefle büyücü kadim toplumlardan beri ittifak halindedir. Her zaman büyücülerin vazifesi şefin kılıcının süresini uzatmaktır. İstisnası var mıdır? Hiç yoktur. Varlık sebebi de odur. Dolayısıyla şef de büyücüleri korur, kollar. Bizim imamların filan da maaşını arttırıyorlar. Yani böyledir. Suudi Arabistan'da yönetici olsanız Kabe imamına bir araba Mercedes gönderin. Yani halkı aç bırakın, fark etmez. İran'da mollalara verin zekatı. Yani toplumu yönetirsiniz. Yani iki ayet, üç hadis. İşte Hasan, Hüseyin filan. Kerbela, Aşure. Halk kılıca ihtiyaç olmadan asayla yönetilir. Sadece sopayla değil, kılıçla değil, asayla da yönetilir. Fakat şöyle bir problem oldu. Hazreti Musa bile asayı bir defa vurdu Kızıldeniz'e. Deniz yarıldı, geçti. Fakat bizimkiler 21. yüzyılda habire asayla denizi yarmaya çalışıyorlar. Yarılmıyor. Aslında yapılması gereken bir köprü yapsalar, mucizeye ihtiyaç kalmayacak. Tabii biraz kabul etmek gerekir ki büyücü sınıfı aç kalır o durumda. Ama Orta Doğu'da uzun süre bence böyle bir tehlike yok. Yani imamların korkmasına gerek yok. Şimdi bu 8 satırlık devlet yönetme felsefesinde zikredilmeyen şeyler vardı. Bir tanesi bağ dendi, deniz yok. Bu bir kara uygarlığı. Kara uygarlığı sert olur. Benzemeyenlere tahammülsüz olur. Davadan döneni vurur, irtidat edeni öldürür. Çıkmaya izin vermez. Giriş serbesttir, çıkış mümkün değildir. Niye? Çünkü doğu toplumları soya dayalı toplumlardır. Soya dayalı olunca toplum, yani bütün koyunlar kardeştir. Bazıları, yani yöneten kısmı daha çok kardeştir. O yüzden bağdan, ottan, samandan, koyundan ve çobandan söz ediyoruz. Kaptan yok, tahta yok, gemi yok. Ama zikredilmeyen iki şey daha var. Onları size bırakayım. Burada kulağınızın aradığı, gözlerinizin aradığı bir iki öge daha olması gerekir. Ben desem ki size işte ideal bir siyaset felsefesi için bakın en az 10-15 tane terim zikrettim. Bu dairede, adalet dairesinde. Bunu şerh etsek işte biraz daha genişler. İçinizden hiç hocam ama şöyle bir terim geçmedi. Yani bu modelde sanki şunların da olması gerekir. Mesela büyücüler geçmedi. Büyücüleri ben soktum oraya. Niye büyücüler yok burada? Şeriat var diyeceksiniz. Şeriatı hukuk olarak kabul ediyoruz. Yasayı büyücülerle irtibatlandırabiliriz. Yani nedir o? Ulema. Ulema yasayı tekeffül eder. Toplumun entelektüel gücüdür. Asırlarca ve bugün de tabii biz imamlar falan diyoruz. Siz buna üniversite hocaları da demeniz lazım. Modernize etme yeteneği, hakkını size bırakıyorum.
Başka bir şey daha zikredilmedi. Şeriat zikredildi ama din zikredilmedi. Bu tabloda din nerede? Oysa Pers devlet ideolojisinin en önemli kavramı din-u devlet, mülkü millet kavramıdır. Bu aslında bir Pers devlet mottosudur. Din ve devlet birdir. Mülkü millet de birdir. Eşleştirseniz devlete denk gelen hangisi mülkü millette? Genelde hiç düşünülmeden kullanılır, o yüzden soruyorum. Din-u devlet, mülkü millet birdir derken kaç öge var? İki öge var. Din kelimesinin diğer karşılığı millettir. Çünkü mülk devlet demektir. Yani din-u devlet, eğer paralel kullanmak istersem millet ve mülk demem lazımdı. Dinle millet, mülkle devlet eş anlamlıdır. Bütün bu çerçeveyi mümkün kılan dindir demeniz lazım. Değil mi? Din yok çünkü. Din olmadığı için ulema yok. Burada eksik olan, bakın size işte ecdat deniliyor ya, bu normal bütün İslam tarihinin devlet felsefesi. Hatta bunun daha farklı biçimi Darius'lara kadar gider. Mezopotamya'nın şeye kadar gider hatta. Sümerlere kadar bile indirebiliriz onu. Ama din yok. Niye? Oysa din olması lazım. Bak bugün var. Bugün biz Osmanlı döneminde, Selçuklu döneminde olmayacak kadar dindar yöneticilerin yönetimi altında yaşıyoruz. Yani devletin mesela toplumsal en önemli kurum meclis değil, cami. Fakat gelenekte böyle değil. Bir yanlışlık var. Bu acaba bu İranlıların filan bir numarası olmasın? Hayır. Doğu'da din esas itibariyle devlet yönetmekte başvurulan bir kavram değildi. Çünkü Doğu'nun entelektüelleri, bilginleri gayet iyi bilirlerdi ki Müslüman olmayan devletler var. Putperest devletler. Din, nübüvvet, bunlar bir inanç, devlet yönetme ideolojisinin temelini teşkil etmez. Din en fazla yasa temini bakımından, kadim dönemlerde otorite ihtiyacını karşılamak bakımından yasa için başvurulabilirdi. Ama bugün anladığımız anlamda din, devlet yönetme sanatında kendisine pay verilebilecek bir kavram değildi. Niye? Mülk, küfr ile abad olur, zulm ile abad olmaz. Yani gelenek gayet iyi bilirdi ki imanın, küfrün devlet yönetmeyle bir alakası yok. Devlet yönetmenin temel kavramı adalet ve zulümdü. Adil olursa devlet ayakta kalır. Zalim olursa yıkılırdı, kafir olsa bile. Çok dindar, padişahı dindar olsun, halifesi, sultanı dindar olsun, bütün bakanları, milletvekilleri, bütün yöneticileri beş vakte beş vakit katsınlar. Öyle yapanları ben olsam celde cezasıyla cezalandırırdım. Beyin sulanır çünkü o kadar şey yapılırsa yöneticiye ibadet yöneticiyi bozar. Ona halk için kullanırdı eskiler.
zahitlik şeye yaraşmaz yönetici kısmına. Yönetici kısmı hasta eder. Bugün de zaten problemlerden bir kısmı yöneticiler dindarlaşıyor. O yüzden akıl azalıyor, iman çoğalıyor, yorumlama yetenekleri bozuluyor. Peki ne lazım? İmana gerek yok. İman sadakat için işe yarar. Yani bizim çocuklar, aptal da olsa, salak da olsa bizim çocuklar. Şey yani, 650 bin yıl yaşayan ama hiçbir zihinsel işleme ihtiyaç duymayan deniz anaları. Peki ne gerekir? Liyakat. Liyakat dediğiniz ne ki? Layık olma. Anadolulular bir kısmı şey der ona, layık olma filan, alakası yok tabii. Layık değil yani. Layık, liyakat nedir? Liyakatla sadakati nasıl ayırt ederiz? Sadakat bakkalların ihtiyacına yarar. Nasıl? Bir bakkal yanına çırak alırsa, kimi çırak olarak alır? Oğlunu. Yok oğlu. Kız. Olmu yakışmaz. Damat. Bir ihtimal. Damat yoksa yeğen de yok. Apartmandaki, mahalledeki sadık olması lazım. O yüzden sadık olursa ama işi bilmiyor, peyniri tartmayı bilmiyor, zeytini kokutuyor, pirinci döküyor, aptal çocuk, bakkal için hiç sorun değildir. Çünkü kasayı emanet ettiği için çocuk biraz pirinç döker. Yani pirincin üstünden alınmasında bir mahsur yok. Şimdi Türkiye'deki maliye sorunlarını halk şöyle yorumluyor. Ya herhalde diyor yöneticiler pirinç çuvalının üstünden alıyorlar. Al öyleyse hiç sorun yok. Yani ekonomiden asla korkmanıza gerek yok. Yani kullandıkları maşrapanın büyüklüğü ve küçüklüğü hakikaten önemli değildir. Ben ekonomist değilim tabii. Yanılmak beni utandırmayacaktır bu durumda. Fakat şunu söyleyebilirim anlamasam bile. Çuvalın altındaki küçük bir delik yukarıdaki büyük kovadan daha çok zarar verir. Kovayla bitmez devlet hazinesi ama alttan küçük bir delik çuvalı bitirir. O yüzden bakkal çırak alırken yanına sadakati arar. Aptal olması da para saymayı bilmemesi de bakkalın işine gelir. O yüzden yöneticiler bir altı seçerken çok zeki olmayanları tercih ettikleri gözlemlerimden ve siyaset felsefesi tarihinin bize verdiği deneyimlerden hareketle önerilebilir bir şeydir. O yüzden Amerika'da alt düzeydeki yöneticileri değil, başkanların bile pek zeki olmaması arzu edilir. Devlet güçlüyse, bürokrasi güçlüyse, devlet başkanının zekasının azlığı devlet için bir avantajdır. O yüzden Osmanlı İmparatorluğu'nda da padişahların ebleh olması, işte zayıf olması, karaktersiz olması, biraz deli olması filan hiç sorun değildi. Sadrazamlar, vezir azamlar o işi hallediyordu. Padişah işte törenlerde, mörenlerde ulufe filan dağıtırken hani bizdeki Cumhuriyet bayramları filan görünmeleri devlet için yeterliydi. Ama ne zaman? Bürokrasinin, gerçek devletin yani güçlü olduğu zamanlar. Devlet zayıflarsa ne olur? Devleti yöneten akıl bir kişi konuşur hep. Onun da akıllı olması, olmaması, çok akıllı olsa adamcağıza yazık yorulur. Yani elinde sürekli kılıç tutmaktan yorulmuş bir şey, şef düşünün. Olumlu bir şey değil. İş bölümü var. Yani genelde devlet bürokrasisi şefin ara sıra uyumasını sağlar. Şimdiki büyücüler de çok kaliteli değil. Mesela bir örnek vereyim tarihimizden. Abdülhamit için öyleydi. Abdülhamit ne kadar padişahlık yaptı?
33 yılı yaptı değil mi? En büyük problemi uyuyamazdı. Çok korkardı. Bütün istihbarat raporlarını şahsen okurdu. Yıldız evrakı dan birçok ben de şahsen incelediklerim var. Abdülhamit'in, 2. Abdülhamit şahsen koyduğu notlar var. Yani bütün raporları tek tek okumuş. Buna beyin dayanmaz. Bu marifet de değildir, iyi de değildir. O yüzden genelde polisiye roman okumadıkça uyuyamazmış. Ve çok evhamlı olduğu söylenir 2. Abdülhamit'in. Yediği yemekleri yiyemez, herkesten şüphelenir falan. Bu onu asabi yapar filan. O yüzden devlet yönetiminde akıllı olmak her şeyi yönetmeye kalkışmak demektir. Bu da iş bölümünü engeller. Hep bir kişi konuşur. Bir kişi konuşunca da devlet zaafa uğrar. Çünkü sinirleri bozulur o konuşan kişinin. Bu da güçlü devletler için büyük bir zaaftır. Küçük devletlerde sorun olmaz. Afrika'daki devletlerde işte bir bakan, bir şey ne başkan, bir de yetenekli bir hatun da onun işini görüyor genelde. Başkan halkı idare eder, başkanı da hanımı idare eder. Herkes mutlu bir şekilde devam eder. Oysa başkanı yormamak lazım. Bürokrasi, gerçek profesyonel devletler öyledir. Mesela İngiltere kraliçesi yorulur mu? Başbakanı bile yorulmaz. Çünkü devlet çalışır aşağıda. Demek ki iman, din, devlet yönetme sanatında hiçbir etkiye sahip değildir. Devleti yıkılmasına bile neden olunur sadakattan dolayı, ama bakkallık düzeyinde değil. Nerede? Söz gelimi bir marketler zinciri olsun. Marketler zincirinde eğer aranızda iş adamlarının olduğunu biliyorum. İşte damadı koy, oğlu koy, yeğeni koy, teyze oğlunu koy, batar o. Yani o şirket olmaz. Tam tersine CEO'yu hiç tanımadığın, hiç sevmediğin biri bile olsa sadakati filan hiç önemli değil. İsterse namussuzun biri olsun CEO. Ona bir yılda ne kadar kar getireceksin evladım diye sorarsın. Anlaşmayı yaparsın. Al sana şu kadar maaş dersin. Kazanırsak primini alırsın dersin. Yani profesyonel sözleşmeli, karşılıklı denetleme mekanizmaları falan filan. Yani iyi bir evlilikte karşılıklı ne istediğini bilen bir karı koca evlenirken, ben sana güveniyorum kocacığım, ben de sana güveniyorum karıcığım, 6 yıl gelmeyeceğim filan olmaz değil mi? Genelde akıllı erkek, akıllı kadın güven konusunu tabii ki dikkate alır. İnsan eşine güvenmeli, erkek de olsa, kadın da olsa. Ama tek eşliliğin yaklaşık 2500-3000 yıllık çıkarttığı bir sorun var. Yani tek eşlilikler genelde iki tane kusurla birlikte yaşayabildi 3000 yıldır. Birincisi, erkekler fuhuş yoluyla problemleri çözdüler. Yani evliliğin, tek eşliliğin olduğu yerde, çekirdek ailelerde her zaman fuhuş bulunmuştur. İkincisi, bu erkekler için, erkek tarafındaki arızaların tamir etmek içindir. Aile böylelikle ayakta kalıyordu. Doğu'da çok eşlilikle bunu yaptılar, biraz daha sert bir yöntem. Fakat kadınlar da bunu karşılıksız bırakmadı ve 3000 yıldır aldatma, evliliği tamir eden, hayatta kalmasını sağlayan en önemli yardımcı etkenlerden biri oldu. Fakat rasyo, akıl devrede olduğunda bunlara gerek kalmaz. Herkes birbirinin sadakat ve ihaneti miktarla alakalıdır. Liyakat da ölçümlenebilir. Yöneten ve yönetici, parayı veren ve alan sözleşme yoluyla ilişkiyi ölçülebilir hale getirir. O yüzden liyakat, yönetilecek miktar çoğaldığında, devlet ki büyük bir birimdir, büyük devletlerde liyakat her zaman birinci esastır. Sadakatin bir değeri yoktur. O yüzden inancın da bir değeri yoktur.
Peki bunun yerini ne alır? Adalet alır. Liyakat adaleti sağlayan en temel ilkedir. Adalet nedir? Burada cevaplanmamış olan en önemli şey inancın, dinin olmaması değil. Adaletin ne olduğunun bilinmemesi. Adalet nedir diye sorun. Kime sorarsanız sorun. İlahiyatçılar zaten genelde bu işlerle uğraşmıyorlar. Yani büyücü sınıfı büyü yapar. Adalet şefin işidir. Yani adalette sorun oldu mu, arıza oldu mu şef onu bir Yasin-i Şerif, iki hatimle eskiden bakire kurban ediyorlardı filan yani. Değişik çok tanrılı dinlerdeki fonksiyonları ayrı, tek tanrılı dinlerde ayrı, Katoliklerde ayrı, Protestanlarda ayrı, Yahudilerde ayrı, Müslümanlarda ayrı, Şiiler ayrı, Sünniler ayrı. İranlılar genelde rezerv olarak tutuyorlar. Yani orada da şefin çıkmasına izin vermiyorlar. Şu anda mesela İran'da büyücüler, yani din adamı sınıfı var ama şef yok. Kral yok yani. O orada da Doğu'nun ilginç yönetim biçimlerinden birine tanık oluyoruz. Şef ve büyücü dediğimiz ikili Doğu'da genelde aynı kişi olur derler. Sekülerizm nedir? Laiklik ya da bu ikisinin ayrılmasıdır. Dinle devlet işlerinin ayrı olması budur. Adalet, insanın üç yetisi arasındaki itidale verilen attır. İnsanda eski psikolojide üç özellik sayılırdı. Kuvve-i nutkiye, kuvve-i şeheviye, kuvve-i gadabiye. Yani düşünme gücü, arzu gücü, öfke gücü. İnsanın üç temel gücüdür. Arzu gücü bitki düzeyinde, öfke gücü hayvan düzeyinde, düşünme gücü insan düzeyindedir. Dolayısıyla eskiler şöyle derlerdi. Kuvve-i nutkiyenin itidali hikmet. Kuvve-i şeheviyenin itidali iffet. Kuvve-i gadabiyenin itidali şecaat, cesaret. Mecmunun, yani üçünün birden itidali ise adalet. Adaletin dayandığı ilke hilafet. Yani demek isterlerdi ki bir insanın düşünme gücü, arzu gücü ve öfke gücünü kontrol etme yetisi varsa, diyelim ki düşünme gücü itidale gelmezse, hakikaten hiperaktif böyle profesörler filan vardı, televizyonda çıkarlar. Çok bilgilidirler. Ama hiç hikmet sadır olmaz. Yani adam genius, dahi filan dersiniz ama yani manyak demenin başka bir yoludur o kibarca. Çok bilgili olmak, çok zeki olmak hikmeti ortaya çıkarmaz. Çünkü bir tarafta çok zeki olmak ileri zekalı, karşıtı geri zekalıdır. İkisinden de hikmet sadır olmaz. Bunlar benim şahsi kanaatlerim değil. Yani geleneksel psikolojiden örnek veriyorum. Çünkü adalet dairesi çerçevesinde konuşuyorum. İkisinin iki ucun ortasından hikmet sadır olur. Hikmetin sadır olması için düşünme gücünün ortayı bulabilmesi lazım. Geri zekalıları ben bulurum. Sizin ödeviniz ileri zekalıları bulmak olsun. Yani bizim problemimiz toplumumuzda ileri zeka fazlalığıdır. Hikmetten mahrumiyetimizin sebebi de zeka fazlalığıdır. Zeka fazlalığı bizi neden mahrum ediyor? Akıldan. Zeka çoğaldığında akıl yok olur. Aklı olanın da fazla zekası olmaz. Çünkü zeka pratiktir. Yönetme için ihtiyaç duyuyoruz zekaya.
ve iyiyi elde ederiz zekayla. Akılla doğruyu elde ederiz. Hakikati aramak istiyorsanız akla ihtiyacınız var. İyiye ulaşmak istiyorsanız hayra yani zekaya ihtiyacınız var. Süremin sonuna geldiğimin farkındayım. Toplama gayret edeyim. Fakat hoca takımı böyledir yani. Noktası olmaz. Ya virgül ya noktalı virgül. Hep gider. Fazla yüz vermemek lazım. Şimdi bir adamın hikmeti olsa, hikmet sahibi olsa ama iffeti olmasa değer verir miyiz ona? Çok iffetli, çok namuslu, hatta çok da hikmetli ama korkak olmaz. Ya da çok cesur, çok namuslu ama aptal olmaz. Bunlardan olmaz değil zaten. Yaşam bunlardan dolu. Yani bunlar zaten tamamımız demektir. Sorun şu, adalet çıkmaması bakımından sorundur. Nedir? Neden öyledir? Adaletin ortaya çıkabilmesi için hem düşünme gücünün, hem arzu gücünün, hem öfke gücünün itidale erişmesi lazım. İtidalle adalet aynı kökten gelir. İşte geleneksel siyaset felsefesinde devletin temel ilkesi, temeli, kökeni adaletti. Yani adalet mülkün temelidir. Mahkemelere yazılacak bir motto değildir. Meclise yazılacak bir mottodur. Adalet devletin temelidir. Çünkü devlet yani mülk adalet ile kaim olur. İman ile değil. Dolayısıyla zulm ile abad olmaz. Ama küfr ile abad olur. Adil ise. İşin teorik kısmı bitti. Pratik kısmı ile ilgili bir şeyler söylemem lazım. Yoksa Ankara'da konuşmayı tercih etmezdim. Bir uygarlığın, bir devletin başarılı olup olmadığı, uygar olup olmadığı, evrensel değerlere katkısının bulunup bulunmadığını ölçmek istesek hangi kriterleri kullanabiliriz? Hangi kriteri kullanmalıyız? Bu devlet yıkılmış olsun. Diyelim ki Osmanlı Devleti olsun, Selçuklu olsun. Bir devletin yorumlamak istesek, değerlendirmek istesek, o devletin neresinden ilk tutmalıyız? Ölçümü nereden başlatmalıyız? Vaktimiz de şu anda olduğu gibi çok az ise mesela halk çok zengindi, habire et yerlerdi. Dolar da çok ucuzdu. Her tarafa köprüler yaptılar. Her tarafı bina, hiç kimse kirada değildi. O kadar altın doluydu kasası. Mesela bu ekonomiden başlasak olur mu? Olmaz. Hiç yormayın, ben söyleyeyim. Bir devletin değerlendirilmesine en son, en üst kavramdan, çatısından başlanır. Temelinden değil. O yüzden adaletin olup olmadığını anlamak için çatıya bakmamız lazım. Temele değil. Nedir o? Estetik. Yani güzellik kavramı analizin başlangıç noktasıdır. Çünkü eylemlerin var olanın sonuç noktasıdır. Yani varlığın kemali
cemaldir. Biz bu dünyaya kemal bulmaya, cemali görmeye geldik derlerdi eskiler. Yani biz bu dünyaya tamamlanmaya geldik. Tamamlanan şey güzeldir. Eksik olan güzel değildir. Bir şeyin tamamlanıp tamamlanmadığı nereden anlaşılır? Güzel olup olmadığından. Çirkinse asla tamam olamaz. Çirkin eksik demektir. Çünkü kötü demektir. İyi, tam olana iyi denir. Yani tam burada kemal demektir. Entelekya. O yüzden kemal varsa cemal vardır. Ama kemali nereden anlayacağız? Cemale bakacağız. Cemal varsa kemal vardır. Biz cemali kaybettik. Ülkemiz doğal cemali var. Doğal güzellikleriyle övünüyoruz. Onların da içine etmek kaydıyla. Az kaldı. Ormanlar gidiyor. Doğa elimizden gidiyor. Fakat cemal dendiğinde doğal güzellikler kastedilmez. Doğal güzellik, güzellik bile değildir. Yani öyle şey miyiz, çayıra bak, otlamayacağız ki. Yani denize bak, olmaz. Ya nedir? İnsan emeğinin, insan aklının temas etmesi lazım. Bak Rize'yi doldurmuşlar. Dün okudum sanıyorum. Binlerce apartman yapmışlar filan. Denizi karaya, karayı paraya çevirmişler. Şimdi çöküyormuş. Olsun diyorlar, yıkarız, bir daha yaparız. Daha sağlamını yaparız. Hiç kimse daha güzelini yaparız diyemiyor. Güzel deyince de Selçuklu Osmanlı'yı esas alıyorlar. Neden? Çünkü Selçuklu ve Osmanlı dönemindeki güzel, eskiden intikal eden güzel, kendi çağıyla temas edemeyen insanlar eskideki güzelleri bugüne getirmeye çalışırlar. Olmaz. Dünyanın hiçbir yerinde olmaz. Tozlanmaya bırakmamız lazım. Ülkemizin tozlanması lazım. Yani eski bazı şeylerin eskimesi lazım. Güzelce yaşlanması lazım. Restorasyonlarla izin vermiyorlar. Pasta gibi restore ediyorlar. Canım camileri, canım türbeleri. Oysa bu binayı restore eden buradaki eski tahtaları onarmadan bırakmalıydı. Biz onun eskiliğini, tozunu görmeliydik. Bak toz yok burada. Yani gıcıl gıcıl. Yepyeni. Toz yok, hafıza yok, bellek yok. Dolmabahçe Camii ile ilgili sanıyorum Abdülmecid'in velihat şeyinde çiniler varmış. Onu kaldırmışlar. Oraya düz badana yapmışlar. Ben de resmi görünce ya biri çıksın buna doğru değil desin dedim. Yani olmaz. Yetkililer hemen beni susturmak için harekete geçtiler ve dediler ki tabii çok zeki oldukları için onlar 1940'larda oraya eklenmiş sonradan konma. Yani orijinal değil dedi. Hadi 1940. Yıl kaç? 2017. Kaç yıl geçmiş? 77 yıl. O 77 yıllık çiniler var orada. Onları yok ediyor. Oysa o binanın artık tarihinin bir parçası, o bir toz o. O tozu silkelemeyeceksin. Bırak o 77 yıllık çiniler de orada kalsın. Arkasında 300 yıllık mermerler olsun. Arkasında 3000 yıllık kayalar olsun. Ve o hepsi bizim toprağımız. O bırak o toprak tozlansın, eskisin. Söyleyeceğim şey şu. Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hemen yanı başında her geldiğimde ziyaret etmekten büyük onur duyduğum Peygamber Mescidi'nin bir kopyası var. Cahil milletvekillerinin ve dindar siyasetçilerin kıymetini bilmediği küçük bir mescit. 28 Şubat gibi karanlık bir dönemde zor bela yapılmış, hatta rüşvet kabilinden yapılmış bir cami bile değil, bir mescit. İslam dünyasında
belki Süleymaniye'ye eş bir mimari başyapıttır. Bütün salahiyetimle iddia ediyorum. Bu işten biraz anlayanlar varsa onlara da ikna etmeye, hatta şahsen meclis mescidini gezdirmeye hazırım. Fakat çok arkadaşım da vardır, talebelerim de var milletvekillerinden. Ama hocam orası Budist tapınağı gibi. Ya pek camiye benzemiyor diyorlar. Eğer elimizde bir kamera kaydı olsaydı, ilahi bir video kaydı ve Peygamber Efendimizin Medine'de yaptığı Mescid-i Nebevi'nin, daha doğrusu Mescid-i Nebevi değil, şimdiki Mescid-i Nebevi'dir. İlk yapılanı Mescid-i Nebi'dir. Şimdikinin Mescid-i Nebi ile hiçbir alakası yok. Mescid-i Nebi'nin en büyük özelliği nedir diye sorsanız, sıradan bir imam hatipli çocuğa bile diyecektir ki, bir, minaresi yoktur. Çünkü Bilal Habeşi'ye, ya Bilal çık şu tepeye bir ezan oku denmiştir. İki, kubbesi yoktur. Çünkü hurma dallarından yapılan bir örtüdür. Ve Behruz Çinici, Türkiye Büyük Millet Meclisi meclisindeki mescidi yaparken Peygamber Mescidini, ilk mescidi örnek almıştır. Ve bizim çok imanlı milletvekillerimiz, çok dindar temsilcilerimiz minaresi ve kubbesi olmadığı için o mescidi hiçbir şeye benzetememektedirler. Ya böyle mescit mi olur demektedirler. Eğer elimizde bir video kaydı olsaydı, Peygamber Efendimizin, ki hiç gerek yok, ben onu, yani herhangi biri bile Peygamber Efendimizin Mescid-i Nebi'nin şeyini yapabilir, simülasyonunu yapabilir. Hemen hemen Ankara'daki o küçük mescide benzediğini görürdünüz. Fakat çok bilgiç milletvekillerimiz o kadar baskı yapıyorlar ki mimara ölmeden evvel, Behruz Bey peki diyor, baskıya dayanamıyor, oraya bir servi ağacı dikin bari diyor minare yerine. Fakat bizim imanlı kardeşlerimiz sadece ağaç kısmını duyup kavak ekiyorlar oraya, sonra yapraklarından şikayet ediyorlar ve yine kızıyorlar minare yapmadıkları için. Ve dünyada nilüferlere bakan belki de tek camidir o, çünkü mihrapta duvar yoktur, şeffaftır. Osmanlı mihrabın önüne hazire koyar. Hazireyi de yemyeşil yapar ki cennet bahçelerini hatırlatsın diye. Behruz Çinici ve oğlu Can Çinici başka bir şey düşünüyorlar. Diyorlar ki toprak yapmayalım. Çünkü biraz alçak zemin, bunlar zemini yükseltiyorlar. Zaten çok kısıtlı imkanlarla çalıştıkları için havuz yapıyorlar oraya. Fakat şöyle düşünüyorlar. Suyu görmesinler, nilüferlerle dolduralım havuzu. Böylelikle yemyeşil çayır gibi görünsün ama bu çayır, bu yeşillik toprağa değil suyun üzerinde dursun. Ama siyasetçilerimiz ne ya bu diyorlar. O nilüferleri toplatıyorlar ve olimpik havuz mavi fayansları döşüyorlar. Şimdi gidin böyle cıbıldak orada havuzu da görüyorsunuz namaz kılarken falan filan. Bu başyapıt modern dönemde bu ülkenin insanlarının evrensel değerde kendi çağlarının bilimi, kendi çağlarının duygu ve düşüncelerini dikkate alarak kendi inanç köklerinden hareketle yapmaya çalıştıkları bir mabet bu. Belki de ben çok yanlı bakıyor olabilirim. Ya da zevksizim biriyimdir. Ya da cahilim biri. Olabilir. Büyük bir ihtimal. Ama olsun, onun tozlanmasına izin verelim. Çirkin de olsa böyle bir deneme yapılmış. Peygamber Mescidi, Mescid-i Nebi ilk defa simüle edilmeye çalışılmış.
Bana göre başarılı, size göre başarılı olmayabilir. Ama bu ülkenin, yani sizin hakkınız yok ki yıkmaya. Onu yıkmamalısınız. O bu ülkenin toprağının üzerine düşen tozlardan biri. Beğenmesek de, anlamasak da, irtibat kurmasak bile yine bu ülkenin tozlarından biri. Çirkin bir tuvalet olsaydı, bir putperest tuvaleti, onu bile yıkmayın. Yani tuvaletse bile bu ülkenin, bu toprağın tuvaleti derdim. Eskiden öğrendiğimiz bir tabirdi. Deli ise bizim delimiz derdik biz. Çirkinse bizim çirkinimiz olurdu. Ama eskimiş, tozlanmış, yaşlanmış olurdu. Bu ülkenin toprağı üzerindeki tozların miktarının artması umuduyla sözlerime son veriyorum. Soru hakkımız var mı? Varmış. Size de Okan, sevgili Okan, soru hakkı veriyor. Yeterince ajit edebildim mi bilmiyorum tabii. Yok mu? Ben mikrofon nasıl yapalım? Ses. Bu soru biçimini çocukken annem bize yapardı. Misafir varken çocuklar biliyorsunuz kahve içmez. Ama ev sahibi misafirlerin yanında misafire kahve ikram ederken çocuklara da nezaketen tutar. Edeptendir çünkü. Fakat istiyor musun oğlum? İstemiyor musun oğlum diye kaşını kaldırarak kahveyi tutardı. Okan da diyor ki soru yok değil mi diyor. Söyleşi çok açıklayıcı oldu herhalde. Kimsenin kafasında soru işareti yok. Var mı? Tamam, arkadan beyefendi, cesur bir beyefendi. Merhaba. Hocam merhaba, iyi akşamlar. Mikrofonu açabiliyor muyuz arkadaşlar? İyi akşamlar, duyulmuyor ses ama. Tamam. Şimdi sözler çok güzel. Bir saniye bekler misiniz? Ses tabii. Sorununu çözelim. Tabii. Tamam, herhalde tamam değil mi? Tamam mı arkadaşlar? Tamam, buyurun. Kısaca bir dağarcığın oluşması ve bu zamana kadar kültür sanatla ilgili birikimlerin yerini bulması için ve burada bu potansiyel başlamış ve temellendirilmiş ne yapabiliriz? Bu kontağı nasıl sağlayıp da devam edebiliriz? Örneğin Meclis Camii için, Çiniler için, eski mezar taşları için, yol ya da asfalta giden unsurlar için. Teşekkür ediyorum. Eğer yanlış anlamadımsa burada eleştiri veya şikayet konusu olan şeylere bir çözümünüz var mı? Değil mi? Doğru mu anlamışım sizi? Biz dahilsek de yani bizim yapacağımız şeyler de dahilse buna memnuniyetle. Tozları nasıl koruyacağız? Birlikte yani başlamışken sonuca erdirme işini nasıl tamamlayabiliriz? Şimdi burada tabii iki şey söylemem lazım. Birincisi ben politik bir kişilik olmadığım için hep şöyle söylerim. Benim işim çözmek değil, çözümlemek. Ben analiz ederim. Çözmek siyasetin işi. İkincisi ben şikayet etmem. Çünkü düşünme yetkinleştiğinde şikayeti bırakır. Ama eleştiririm. Peki çözüm imkanı verebilecek başlangıç adımları için bir şey söyleyebilir misiniz diyeceksiniz.
Yani ben 40 yıldır okuyan, yazan, düşünen, ders veren, hayatta da başka bir şeyden pek anlamayan bir arkadaşınızım. Bana sorsanız bu konulardaki duyarlılıklarınız ne zaman başladı diye, ben yıllarca tefsir ilmiyle uğraştım, Kur'an ilimleriyle. İlahiyatçılara o yüzden çok çatarım, aynı topraktan olduğumuz için. 40-45 yaşından sonra. Sebebi bu da doğaldır. Çünkü cemal, güzellik insanın en geç fark ettiği düzeydir. Bu tasavvufta da böyledir, dinde bile böyledir. Yani son olan, kemale eren dinimizi kemale erdirdim, tamamladım. İslam'ın özelliği nedir? Son dindir, kemaldir. O yüzden cemaldir. Cemal olmak zorundadır. Eğer cemali yoksa kemali yoktur, eksiktir, bırakın gitsin. Yalnız kötü olsa, kötüyü davranışta gösterebilirim size. İyi de gösterebilirim. Anlatabilirim size iyinin ne olduğunu. Kötünün ne olduğunu da anlatabilirim. Çünkü iyi ve kötü kavrama gelir. Doğru ve yanlış. Size doğruyu da anlatabilirim. Yanlışı da anlatabilirim. Ama güzel ve çirkin anlatamam. Gösterebilirim. Görebilir misiniz bilemiyorum. Avize güzel mi, çirkin mi? Şimdi ben diyelim ki güzel diyeyim, siz çirkin deyin. Bana güzel olduğunu nasıl ikna edeceksiniz? Edemezsiniz. Sadece yani Dücane Bey, estetik bakışınızı terbiye etmeniz lazım. Biz sizi eğitemeyiz bu yaştan sonra. Ama kötüyü anlarım, anlatsanız. Yanlışı da anlarım. Ama çirkini göremeyebilirim. Peki o yüzden en sonda gelir cemal. Kemalin cemal olmasının sebebi en sonda gelmesidir. Onun için ruhun eğitilmesi lazım. Cemal adaletle çok alakalıdır. Bir devletin adil olup olmadığını cemal noktasından da ölçebiliriz. Çünkü son noktadır. Usluptan ölçebiliriz mesela. Ben çok doğru sözler söyleyeyim size. Dünyanın en kesin, en zorunlu, en doğru sözlerini küfürlü bir şekilde anlatsam, hatta en iyi şeylerini, iyi güzel de adamda edep yok dersiniz. İlim var maşallah. Oo, bir giriyor her şeyden konuşuyor, bilmediği yok. Ama edep yok dersiniz. Niye yok? İrfan yok. Edeple irfan arasında çok sıkı bir bağ vardır. Benim tabii buna dair bir çözümlemem var. Cumhuriyet dönemi cami merkezli bir din anlayışı ortaya çıkarttı. Cami birliğe getirici mekandır. Yabancı unsuru taşımaz. Herkes birbirine benzemek, aynı anda yatmak, aynı anda kalkmak zorundadır. Tekkeler öyle değildir. Bütün tutunamayanlar, serseriler, aylaklar, şarapçılar, zamparalar, en muttakiler, en velisi, en delisi tekkeye gelir. Şeyh onlarda tek tip vasıflar aramaz. Hepsinin alacağı bir şey vardır tekkeden. İmam öyle değil. İmam böyle onları dizer. Dört parmak olacak. Dört parmak der. Olmazsa tekmeyi koyar, atar filan. Öyle tip, o tipi bozuk giremezsin camiye. Tekkeye gir. Ne yaparsan yap. Tekkede kimse kınamaz. Çünkü tekke uyumsuzların uyumsuzluğunda bir uyum görür. Cami öyle değildir.
Cumhuriyet tekkeleri kapattı. Oysa bizde estetiğin kaynağı, cemalin kaynağı musikinin, dansın, semanın, yani şehir kültürünün kaynağı tekkelerdi. Dolayısıyla halk o tek tip şeriatın eski tabirle sınırlarından sıkıldığında, yorulduğunda, nefes alamadığında tekkede rahatlardı. Şehirli dindarlar için. Ama şehirli dindarların kökü kazındı. Tekkelerle birlikte onlar geri çekildi. Onlara çelebi derlerdi. Çelebi kelimesi centilmen demektir. Allah'lık adam demektir. Dolayısıyla dindarlığın şehirli bilinci, yani dağdaki, ormandaki biçimi değil, bozkırlardaki biçimi değil, doğal biçimi değil, ya eğitilmiş biçimi, şehirli biçimi, bağa, bahçeye benzer. Yani doğada da armut ağaçları var, zeytin ağaçları var ama aşısız. Ama bahçede öyle değil. Bahçede insan emeği var orada. Taşları bile terbiye edebilirsiniz. Bitkileri terbiye edebilirsiniz. Hayvanları terbiye edebilirsiniz. Ama eşek terbiye olmaz. At terbiye olur. Karga terbiye olmaz. Şahin terbiye olur. İbn-i Miskeveh'in sözüdür bu. Yani her hayvan da eğitilmeye elverişli değildir. Buna ne deniyor? Kabulü te'alim. Kabulü te'alim, eğitime elverişli olmak demektir. Biçimlenmeye, aşılanmaya elverişli olmak. Bizim aşılanmış ağaçlarımız tabiri caizse, yok oldu demeyeyim, o kadar insafsız davranmayayım ama o kadar azaldı ki, her tarafı ayrık otları, yaban otları sardı. Onları toplayacak insan kalmadı. Yani o otların yolunması lazım. Güneşe çıkarılması lazım. Toprağının altının temizlenmesi lazım. Ama gelenlerin buna ihtiyacı yok ki. Yani ben TOKİ binalarını eleştiriyorum. Ama hocam diyor, çok sıcak diyor. Doğru. Diyorum ki evladım, bir binanın sağlam olması zaten ilk beklenen şey. Fonksiyonel olması, o da beklenen bir şey. Yani hastane ise hastane işlevine hizmet etmeli. Konferans salonu ise akustik ayarı ona göre olmalı. Dershane ise ona göre olmalı. Meclis ise ona göre olmalı. Tiyatro ise ona göre olmalı. İyi ama sağlam olması çirkin olmasını gerektirmez ki. Güzel olsa fena olmaz mı diyorum. Ne cevap alıyorum sizce? Tabii Büyükada'da oturup konuşmak kolay diyorlar. Çünkü yoksulluk insanlar için yaşamı, yaşamda kalmayı amaç olarak edinmeyi, yaşamda kalmak başarı olarak ortaya çıkıyor ve biz yoksul bir halk, eğitimsiz bir halk olarak hayat memat meselesiyle hep yetiştik. Bizde vatan hep tehlikelidir. Ben çocuktum, ben 16 yaşında hapse girdim. Vatan tehlikede dediler, hemen koştuk. Hala eğer biri boğulursa filan söyleyeyim, ben kurtarırım. Tehlike olunca bize geliyorlar. Bu vatan hep tehlikededir yani. Hep ya bölüneceğiz, parçalanacağız filan falandır. O yüzden hiç uyku yoktur. Bizim gözler böyle şişmiştir. Habire nöbet tutmaktan en tepedekinden en alttakine kadar herkes uykusuz, asabi, sinirli, kavgaya hazırdır. Niye? Habire vatan bölünecek. Her an bizi yıkacaklar. Her an iç savaş. Ya Cemal'miş, Kemal'miş, kimin umurunda ya? Bir hayatta kalalım ya, bir dolar artmasın ya. Bir çocuğun okulunu bitirelim ya. Tabii buna Aristoteles sığır yaşamı diyor. Yani yeme, içme, cinsel münasebet.
Bu sığır yaşamının üstünde bir şey daha var. Buna da iyi yaşam deniyor. Ahiret yaşamıdır. İyi yaşam insani yaşamdır. Yani yiyelim ama güzel yiyelim. Barınalım ama güzel barınalım. Kapı öyle olmasın, şöyle olsun. Pencere böyle olmasın, şöyle olsun. Ya gecekondudaki adam kapı öyle olsun böyle olsun diye bakar mı? Benim şimdi arkadaşım aklıma geldi, o yüzden gülüyorum. Bizim Üsküdar'ın adını da vereyim. Tayfunumuz vardı bir tane, marangozdu. Tabii şimdi iyi marangoz kötü marangoz olduğu tartışılır. Fakat elde bir tane sakallı beş vakit namazında marangoz bir arkadaşımız var Üsküdar'da. İhtiyaç sahibi de marangoza ihtiyaç duyanlarımız da çok. Genelde herkes de parasız. Yeni evlenenler filan falan. İşte ben ilk kütüphanemi bana Tayfun yapmıştı mesela. Düğün hediyesi. 6 ay sonra yıkıldı. Şimdi bir arkadaşımız gecekondu gibi ev yaptı. Dairesini sattı. Tabii parası da yok. Naz da çekiyor. İşte biraz masraf parasını filan vererek ucuza mucuza bizim Tayfun'a pencerelerini yaptırdı, kapılarını yaptırdı. Sağ olsun o da hiç olmaz demezdi. Parayı alır, almaz, hadi benden olsun der. Bazen de alır parayı, yani bedava da yapmaz. Fakat şöyle bir sorun var, bizim Tayfun'un yaptıkları, yani senesi dolmadan pencereler daralıyor. Kapılar genişliyor filan. Yani işçilik, malzeme filan, yani düşman başına. Şimdi biz de takılırdık ona. Derdik ki arkadaş marangozluk yapıyorsun da ya Allah'tan kork ya. Adamın şeyi pencereleri küçülmüş, su giriyor içeriye. Ya parasını da verdim diyor filan. Kardeşim bu dünya hayatı geçici. Dünya malına fazla şey yapmayın diye öyle yapıyorum derdi. Şimdi bütün Üsküdar'ın İslamcıları tabii hiçbir şey diyemiyorlar. Dünya malına tamah etmeyin, her şey geçici diyor. Şimdi bizim toplumda her şey geçici, öleceğiz hocam diyor. Ya sen aynı öyle olsan ne olur? İşte oradaki filan diyor. Toza ne gerek var? Öleceğiz. Bu göçebe ideolojisidir. Ama şu anda zenginleşti tabii. Bizimkilerin parası var artık. Yani kusura bakmayın ama 30 yıl evvel İhsan abi bilir. Yani böyle bir salonda falan biz konuşma yapabilir miydik? Yani biz kendi yol parasını yürüyerek gelirdim ben Ankara'ya. Yani genelde de böcek falan avlayarak beslenirdik. Biraz fazla abarttım herhalde ama şimdi bak böyle can canlı salonlar, değişik mebuslarımız da var burada, nazırlarımız da var filan, görüyorum bazılarını. Miyopum belki benzetiyorum. Fakat yüzleri buruşunca anlıyorum, bu diyorum önemli. İyi yaşama temel yaşama düzeyinden sonra başlar. Yani kapı kolu nasıl olsun? Buraya çekyat atmayalım. Acaba şöyle bir divan mı atsak ama sünger koymayalım. Tabak şöyle olsun, çatal böyle olsun. Bunlar cemalle alakalıdır. Okan'la konuştuğumuzda şeyden evvel, buraya gelmeden önce, o da hiç düşünmemiştim hocam böyle dedi. Dedim ki iki şeyin yararı olmaz. Bir, güzel yararlı olmayana güzel denir. Dikkat edin, güzel dediğiniz şeyleri kullanamazsınız. Bak bu masayı kullanıyoruz, o yüzden güzel değildir. Bunu bir müzeye koyun, anında güzel olur. İkincisi, hakikat yararlı olmaz. O yüzden bilgelerin bilgisi faydalı olmaz. Yararlı olmaz. Yarardan azadedir. Bilgelerin, hakimlerin,
Hikmet bildiğimiz manada yararlı olanın adı değildir. Yarardan ne zaman vazgeçeriz? Temel gereksinimlerimizi doyurduktan sonra. O yüzden aç adama din anlatılmaz derlerdi eskiden. Yani aç adama uygarlık dersi de verilmez. O yüzden biz tok adamlara anlattık. Sığır yaşamı en çok alkışı aldı hocam. En çok tanıdığımız yaşam. Arkadaşlar mikrofon. Çalışıyor mu? Geliyor mu ses? Şimdi geliyor. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Ben öncelikle Arslan ailesine ve Okan kardeşime çok teşekkür ediyorum. Siz ve sizden önce çok kıymetli misafirleri burada bizimle beraber buluşturdu. Siz de Ankara ile ilgili bir takım olumsuz şeyleri söylediniz. Hakikaten siyaset ve bürokrasiden böyle kurtulup entelektüel, vizyoner insanları burada dinlemek bizim ufkumuzu ve düşüncelerimizi değiştiriyor. Ben bir şey söylemek istiyorum. Burada bir saniye soruyu bekletelim. Mikrofonu değiştirelim. Burada kendisi gibi olup düşüncelerini özgürce ifade eden konukları dinledik. Siz de onlardan biriydiniz. Okan kardeşim de az önce sığır gibi cümlesi çok alkış aldı. Neden biz kendimiz gibi düşünüp kendimiz gibi olamıyoruz? Kendimiz gibi olup kendi düşüncelerimizi ifade edemiyoruz? Bu birinci sorum ya da soru değil de benim de üzüldüğüm bir konu. Cevaplayayım mı? İkincisi, neden tozlanamıyoruz? Yani özlemle ve çok üzüldüğümüz en önemli konulardan bir tanesi. Ne zaman tozlanacağız, tozlanabileceğiz mi? Tozlanabilmek için ben bir sivil toplum örgütü başkanıyım, müsiyatın başkanıyım. Buna hasretle bekliyoruz. Bununla alakalı bizlere tavsiye edeceğiniz bir şeyler varsa biz o tavsiyelere de uymak isteriz. Bugün buraya gelirken çok dolmuş bir şekilde geldiğinizi gördüm. Ben hep öyleyim. Ve o kadar güzel mesajlar verdiniz ki buradaki akli selim insanlar o mesajların birçoğunu da aldılar. İnşallah bunları da bizler başka yerlerde uygular ya da söyleriz diyerek teşekkür ediyorum. Birinci soru için teşekkür ederim. Özellikle bu benim zihnimi de çok meşgul eden bir şey. Yani özgür konuşamama. Ben tabii burada eski dostlarımın arasındayım. Çok yani yaklaşık 30-40 yıllık geçmişlerinden söz ediyorum. Bayağı yaşlanmışız. Estağfurullah. Şimdi estağfurullah iki defa evet demektir evladım. O anlamda kullandım. Ama otosansür yapmadığımı söylersem ayıp etmiş olurum. Neden özgürce konuşamayız? Şimdi siz bana soru soruyorsunuz. Ben size öyle bir cevap veririm ki sizden sonrakilerin bana soru sormaya korkutacak bir cevap size cevap vereyim. Sen ne biçim soru soruyorsun ya? Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Demeye başladığımda bu kürsüde ben oturduğum için bak yüksekteyim de sizden. Hani insan arada sırada hakikaten ben bunlardan uzun boyluyum diyor. Kartalların sembol olmasının sebebi
yüksekte olmalarının başkalarının alçakta olmasına ihtiyaç duymamalarıdır. O yüzden vakar, kartal vakur bir hayvandır. Ama bazıları o hayvan türüne, türlerine zikretmeyeyim. Başkalarının aşağıda olmasıyla kendisini büyük hissetmeye kibir denir, vakar denmez. Yani şimdi ben Okan'ı indirirsem böyle, ben onun yanında uzun gözükürüm. Ama onu çökertebilirsem ben uzun gözükeceğim, büyük gözükeceğim. O yüzden kibirin bizde çirkin olmasının nedeni başkalarını küçültmenin sonucu olmasıdır. Ama vakar başkalarının küçük büyük olması kartalın umurunda değildir. O göklerdedir zaten. Zatından dolayı yücedir. O yüzden Allahu Ekber için Amiş Efendi'ye derler ki bir alim, iyi de der Allahu Ekber demek kebir var. Allah büyüktür. Ama Allahu Ekber, Allah en büyüktür. Yani süperlatif. Yani sanki Allah'tan başka büyükler mi var ki Allah bir şeye kıyasla mı büyüktür? Amiş Efendi der ki Allah gayrına nispetle değil zatına nispetle büyüktür. O yüzden biz Allahu Ekber deriz. Yani oradaki büyüklük başkalarının küçüklüğünü gerektirmez. O yüzden Allah'ı yüceltmek için insanı küçültmeye gerek yok. İnsanı ne kadar yüceltirseniz yüceltin, Allah hep ekber olan olacaktır. Eğer ben kibirlenirsem, benim kibirlendiğimi nasıl anlarsınız biliyor musunuz? Anlamalısınız. Çok duyarlı oluşumdan, hiç eleştiriye gelemeyişimden. En yakın dostlarımın bile ya Dücan hocam biraz fazla ileri gitmiyor musun dediğinde hakikati söylüyorum ben filan deyip siz kimsiniz filan dersem bir daha bana diyemez. Şimdi Okan bana dedi ki ya hocam hadi artık ya bırak şu sözümü bir bitireyim desem şimdi ikincisi uyaramaz. Yani ben şiddet yoluyla sizin soru ve sormanızı ya da eleştiri yapmanızı ben engellerim. Bu ne demektir? Bunu siyaset diline çevirirsek baskın olduğu yerde özgürlük olmaz. Özgürlüğün olmadığı yerde aydınlanma olmaz. Halkın aydınlanması gelişebilmesi için halkın önce özgür kendisini özgür hissetmesi lazım. Ne demek o? Yani ben düşüncelerimi nasılsa öyle ifade edersen kimseni incitmeden, kimseye hakaret etmeden ben böyle düşünmüyorum. Ben şöyle düşünüyorum dediğimde bundan zarar görmeyeceğimden emin olursam özgürce konuşurum. Yani ben şeyde bir televizyon programına çıktım bir arkadaşla. 15 Temmuz'dan sonraydı yanlış hatırlamıyorsam. Evet sanıyorum 15 Temmuz'dan sonraydı. Şeye televizyon binasına girerken bana bir baktı tanıyor da beni inşallah dedi ters kelepçeyle çıkmayız buradan dedi bizim sağ olsun Ali Saydam o programda ben hiçbir programda etmediğim kadar kemküm ettim yani şöyle ne dersem haddi aşmış olacağımı ölçümleyemediğim için. O kadar otosansür kullandım ki yani 3 saat sanki konferans vermişim gibi hissediyordum. Karşımdaki sunucu evet sizi bekliyorum diyor. O yüzden ben bütün düşüncelerimi anlattığımı varsayıyorum ama buradan bir şey çıkmıyor. Dolayısıyla aşırı duyarlılık muhatabın kendisini geriye çekmesini ve düşüncelerini özgürce ifade etmesini engeller. Ülkemizde özgürlükler arttıkça birbirine benzemeyenler
birbirlerinden korkmadıkça, bu çok önemli, birbirine benzemeyenle bir arada yaşama iradesi. Yani ülkemiz şu anda sadece birbirine benzeyenlerin bir arada hareket edebildiği bir duygusal bölünme yaşıyor. Dolayısıyla özgürlük, eleştiri baskının ortadan kalkmasıyla olur. Baskın, özgürlüğün olduğu yerde eleştiri kendiliğinden gelişir. Saçmalarız, bağırırız, çağırırız. Biz gençken o kadar ne konular tartıştık. Biz Ramazan'da üzüm yerdik camide. Beş vakit namaz kılan çocuklar derlerdi. Adapazarı'ndan iki mümin haber verdi. İki muvahit hilal görülmüş. O zaman iki mümin kardeşimizin beyanına göre bayram yapmamız lazım. Aklıma geldi. O arkadaşlar nereden görmüşler? Diyarbakır'dan iki mümin arkadaş onları aramış. Hilal'i görmüşler Diyarbakır'da. Diyarbakır'dan? Yok, Diyarbakır'da görmemişler. Nerede? Siirt'te Saddettin Hoca var. O söylemiş, hilal görüldü diye. Saddettin Hoca Siirt'te mi gördü? Yok, o İstanbul'da oturuyor. Nereden peki Siirt'tekiler görüyor? Suud Radyosu'nu dinliyor. Oradan hilal göründü. Dolayısıyla Saadettin Hoca Bitlis'e Siirt haber veriyor. Siirt, Diyarbakır'ı Diyarbakır, Adapazarı. Adapazarı da İstanbul'un bütün şeriatçılarına, radikallerine bayram yaptırıyordu. Şimdi gülüyoruz. Biz Çamlıca'ya kaç Ramazan çıktığımızı bilemem. Hilali gözlemek için. Meğersem birkaç bin yıldır İstanbul'dan hilal görünmüyormuş zaten. Şimdi bunlara gülüyoruz. Bunlar gençliğin şeyleriydi. Birbirimizin arkasında namaz kılmazdık. Bunlara gençlik heyecanı diyerek gülüyoruz. Bize benzemeyenlere müsamaha gösterecek, onların kendilerini özgür hissetmelerini engellemeyecek bir hoşgörüye ihtiyacımız var. Hoşgörü kelimesi hiç sevmem. Çünkü hoşgörüde bir lütuf manası var. Bir sen kimsin hoş göreceksin. Zaten senin ne haddine başkasına karışman. Peki daha iyisi nasıl olur? Daha iyisi eğitimle olur. Şu anda yöneticilerin eğitim düzeyi, devlet yönetme kapasitesinde çok büyük bir problem yaşandığını görüyorum. Bütün namusumla bunu söylemek zorundayım. Özellikle 15 Temmuz'dan sonra devlet içindeki temel ayıklama problemleri nedeniyle yetişmiş memleket evladı sayısı işte askeriyeden tutun bürokrasiye varıncaya kadar sorun olduğu için ve ülkenin dindar olmayan yetişmiş evlatları adam yerine konup devlete davet edilmediği için, sadakatle hep eleman seçildiği için devlette liyakat miktarı, ussallık miktarı çok ciddi bir şekilde azalmış görünüyor. Nereden anlıyorsunuz derseniz, derim ki bakanların bile konuşmasındaki öfke miktarının çokluğundan, öfke zekanın azlığına delalet eder. Şehvet de öyle. Oysa devlet, seçimlere aday olayım ben, fena değil yani. Devlet yönetme sanatı esas itibariyle duygudan arındırılmış, yurttaşları özgür yurttaşlar olarak kabul etmeye dayanır. Suçu yoksa, inancı ne olursa olsun, vergisini veriyorsa, askerliğini yapmışsa, yetenekleri, vasıfları uyuyorsa, herkes gibi o da kendi ülkesinin, kendi devletinde görev almalı. Çünkü diktatörlüklerde, monarşilerde kral sadece yönetir, yönetilmez. Tanrı gibidir. Tanrı da
Tanrı'nın yönetilme kabiliyeti yoktur. Tanrı sadece yönetir. Hakimdir, asla mahkum değildir. Halk daima yönetilendir, hiç yönetmez. Ama demokrasilerde bir ilerleme kaydedilmiştir. Demokraside yurttaş hem yönetilir hem yönetir. Yani gerektiğinde başkasının koyduğu sınırlara boyun eğme yeteneği de vardır. Başkasını boyun eğdirme yeteneği de vardır. Boyun eğdirmesi de kendisinden değildir. Boyun eğmesi de kendisinden değildir. Yasaya uygun olarak boyun eğer. Ya, tabii. Çünkü o yasayı akıl koyar, us koyar ve akıl kendini yasada teşhis ettiği için, tanıdığı için aslında yasaya uyduğunda akıl kendine uymuş olur. Yani yasa, ki siyaset biliminde tanrı demek, yasa demektir. Ve yasaya boyun eğmek, aklın toplumu bir arada tutma yeteneğinin yüksekliğine delalet eder. Yani yasaya göre boyun eğmek, yasaya göre boyun eğdirmek. Ben Dücane Cündoğlu olduğum için sözü bana vermeyeceksiniz. Yani ben size boyun eğdirirken benden korktuğunuz için değil, yasadan dolayı. Çünkü ben de ondan korkuyorum. Yani sizin eğildiğiniz yasaya ben de eğiliyor isem, o toplumda eğitim bütün yurttaşları kapsar, kucaklar. Ve nesnel ölçütler, yurttaşlık ölçütleri geçerli olur. Sadakat, inanç, bizden mi filan, bunlar değil. O yüzden yurttaş olmayı öğrendiğimizde kendiliğinden muhafaza etmemiz gereken, tozlanmasına izin vermemiz gereken yapılar, kurumlar, varlıkların sayısı artacaktır. Bunun için eğilme, yani eğitilme yeteneğimizin artması lazım. Bir toplumda yönetici sınıf bu eğitme işini üstlenir. Yani yöneticilerin en büyük özelliği, o yüzden kemali ve cemali temsil etmeleri lazım. Yurttaşlar onları olmak istedikleri yere getirmeleri lazım. Şu anda namuslu, akıllı, çiğ yememiş, zekasından şüphelenmeyeceğimiz bir yurttaş normal olarak milletvekili, bakan, müdür, genel müdür olmak konusunda çok az isteklilik gösterecektir. Neden? Yani tam aksine yurttaşların yönetmeye istekli olması lazım. Yönetmeye isteklilik, tabii ekonomik çıkarlar filan amacıyla söylemiyorum. Yönetmenin kendisiyle biz kemale ereriz. Yani akıllı olmak, yönetebilir olmak demektir. Köleler daima yönetildikleri için köledir. Efendiler yönettikleri için efendidir. E niye biri yönetiyor, biri yönetiliyor? Akıllı olan yönetir, aptal olan yönetilir. O yüzden modern yurttaş, daha önceki reayaya nispetle sadece yönetilen değildi. Aynı zamanda yönetebilir olandır. Bu da belli bir eğitimden geçmeyi gerektirir. Eğer baskı varsa yönetilebilir, yöneten mevkiinde bile hala korkarsanız, eleştiremezseniz, düşüncelerinizi söyleyemezseniz, kol kırılır, yen içinde kalır derseniz, yani kısaca özgür hissedemezseniz, aklın gereğini yapmamış olursunuz. O yüzden benim öyle bir sözüm vardır.
Belki eksik olan şey o bizde, henüz olmayan. Aklı olmayanın vicdanı olmaz. Hayvanların vicdanı olmaz. İnsanın akıllı olanının vicdanı olur. Akıl yasada özgürlüğüne kavuşur. Yani bu yamyam yasası dediğimiz, yamyam özgürlüğü, vahşi özgürlüğü dediğimiz şeye felsefede başına buyrukluk denir. Yani ben istediğimi yaparım. Ben istediğimi yaparım demek, bana hiç kimse karışamaz, ben kimseye hesap vermem demek, hakikaten bir özgürlük biçimidir. Ama çok ilkel, vahşi özgürlüğüdür ve göçebe toplumlarda, dağlı toplumlarda yönetme yönetilme, bir arada yaşama yeteneğinin zayıflığı biraz özgürlüklerine, yani orada bunu artık özgürlük demiyoruz, bağımsızlıklarına düşkün olmalarındandır. Bağımsızlık bir erdem gibi görünür. Bir yönüyle doğrudur ama bir yönüyle. Fakat bu biçimdeki özgürlük negatif, olumsuz özgürlüktür. Hiçbir sınırlayıcı yok. İstediğinizi yapabiliyorsunuz. O yüzden derler ki doğu toplumları despotik toplumlardır ve despotik toplumlarda bir kişi özgürdür. Despot. Ama o bile aslında özgür değildir. Çünkü eğer aklını ve vicdanını kullansa yurttaşlara özgürlük tanır. Yani gücü, iktidarı paylaşır yurttaşlarla. Dolayısıyla aklı kullanmadığı için öfke gücüne ve arzu gücünün kölesidir. Aklı sadece akla uysaydı, vicdana uysaydı, bir tek kendisinin özgürlüğünü değil, bütün yurttaşların özgürlüğünü isterdi. Aklın olumsuz özgürlüğünü, daha doğrusu insanın olumsuz anlamda başına buyrukluğunu, serseriliğini erdem olarak kabul edemeyiz. Bunu kabul eden genç delikanlılar, kızlar böyle kabul edebilirler ve biz onu tam şu anda doğru olarak kullanıyorum, hoş görebiliriz. Yaşlarına nispetle deneyimleri olmadığı için. Ama asıl özgürlük başkalarının sınırlarına riayet etme özgürlüğüdür. Çünkü bu olumlu özgürlüktür. Yani ben başkasına zarar veremiyorum. Başkası da bana zarar veremiyor. Bunu nasıl ben sağladım? Yasayla. Yasayı neyle koydum? Akılla. Buradaki akıl derken Dücane'nin aklı, Ahmet'in aklı, Mehmet'in aklı değil. Ya insanın aklı, insanın deneyimleri ve aklı. O yüzden devlet yönetiminde, devlet yönetme sanatında akla daha çok yer verdikçe vicdana daha çok yer vereceğiz. O zaman sadece kemali değil, umuyorum cemali de göreceğiz. Üstadım, yaklaşık 2,5 saat oldu. Daha kokteylimiz var. Orada birebir performansınız zaten devam edecek. Vallahi bunu toplu yapsak manuel. Çok teşekkür ediyoruz alkışlarınızla Dücane Cindoğlu. Çok sağ olun. Kalkıyor muyum?